bayram için özel bir önerim var mı? Neyle ilgili? Yani işte şey, bir tarifi var mı bayram için yapabileceğimiz diye bir soru geldi mesela. Bayramda herkes güler yüzlü olsun. Dünyaya bir kere geleceğimizi bilsinler. Stres yok. Sakin, relax bir hayat. Çünkü dünyaya bir kere geliyoruz. Özellikle futbol izleyicilerinin relax olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü onlar birbirlerine giriyorlar. Onlar boşu boşuna birbirlerini kırıyorlar. Ama yöneticiler olsun, futbolcular olsun, başkanlar olsun, sahadan ayrıldıktan sonra gece bir yerde karşılıklı yemek yiyorlar, oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Her şey bitiyor ama onlar boşu boşuna birbirlerini üzüyorlar, birbirlerini kırıyorlar. Onlara tavsiyem şu, bu toplara girmesinler çünkü ötekiler rahat hayatlarını yaşıyorlar. Onlar boşu boşuna birbirlerini üzüyorlar. Allah korusun, tehlikeli şeyler de oluyor. Sakin, take it easy diyorum onlara. Peki. Şimdi buradan hareketle aklıma bir fikir geldi. Yani sonuçta siz sadece Türkiye'deki maçları değil, dünyadaki maçları da konuşuyorsunuz. Acaba hani sizin programı yurt dışına pazarlasak hani herhalde orada da bir fenomen olur mu diye düşünüyorum. E şimdi zaten yurt dışına da seyrediliyor ya program. Yok mesela hani bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan sizi izlediğinde altyazılı olsa falan. Yani biraz Kantoron falan biraz zor anlatırsın ama olsun İngiliz yani. İngiliz mi İngiliz mi? Kim bu deliler diyecek İngiliz. İngiliz şaşırır. Niye biz demiyoruz abi, gayet İngilizler yani. Futbolu icat etmiş biliyorsun. Ve funny game demişler. Tuhaf oyun demişler. Yani kendi icat ettikleri bir şeye bile tuhaf diyorlar. Mesela sen bu programı sunuyorsun. Kendi programın için izleyicilere tuhaf bir program diyorsun. Benim vardı öyle bir programım, tuhaf şeyler diye. Hakikaten tuhaf bir şekilde bitti. Yani adamlar kendi icat ettikleri şeye tuhaf diyorlar. Onun için futbol gerçekten çok tuhaf bir oyun. Bu kadar tuhaf bir oyunu bu kadar ciddiye almaya gerek yok diye düşünüyorum. Gerek yok. Bununla iddialar hazırlamaya, oradan kuponlar çekmeye bilmem ne falan. Yok iddia. O bizim ekmek paramız. Ekmek ben dokunur muyum? O toplara girme Mesut. Ben de yanlış topa girdim. Nefise, afişle birlikte kafalardaki nefis algısı da değişti. Mesela hani eskiden magazine çok manşet çıkartabilirken şimdi sadece televizyon eleştirmenlerine manşet çıkartıyorsun. O da ilginç değil mi? Nasıl bir değişim o? Nasıl bir dönüşüm? Yani artık magazin ilgisini çekmemek. Ha evet, yani çünkü ilk başta mesela bir film galalarına gidiyoruz, röportaj yapıyoruz, film röportajlarını yapıyoruz. Gittiğim zaman hemen ay Nefise Hanım bir resminizi çekelim, işte bir fotoğrafınızı alalım falan. Ben de hemen elimde böyle bizim o kartlar var ya, CNN kartları, onları gösteriyorum. Ben çalışıyorum diyordum, ben iş yapmaya geldim diyordum. Hani tamam filmi izliyorum ayrı bir şey ama daha önce ben basın gösterimi zaten olduğu zaman izliyorum i̇zlemiş filmi, olmuş. İzlemiş oluyorum. Böyle böyle alıştılar açıkçası. Hatta geçen gün yine böyle bir yine magazinden bir arkadaşımızla birlikteydik. O bana dedi ki işte sen de bizi anlayabildin mi şimdi? Bizim durumumuza geldin. Sen de böyle röportaj sen yapıyorsun falan. Evet, hani ne kadar yorucuymuş. Hakikaten tabii yorucu bir şey. Hani... Şimdi artık öyle sevgilin var mı gibi sorular gelmiyor değil mi? Çok fazla ilgilenmiyorlar. Biraz da tabii benim duruşumla da alakalı bir şey bu. Yani ben çok tercih etmiyorum. Tabii yine hani özel hayatım bir şekilde ilerliyor. Hani ya hayır, açıyı alıp soracağım ama... da sevgilim var mı diye. Şöyle doğru açıyı alayım oradan bir bardak falan gelmesin yani tabii diye. Yine bir ilerliyor ayrı bir şey ama hani çok da ön plana çıkmak istemiyorum. Yani bununla değil artık tamamen. Evet, bugün az önce mesela Ali Eyüboğlu aradı. Çok severim ben Ali abiyi. O her zaman benim için böyle çok güzel yazılar yazmıştır. Onu da fenadır yalnız şiddeti. Acayip. Evet ama ben çok severim. O da beni çok sever. Hep böyle dedi ki ya senin aklıma sen geldiğin zaman içimi hep böyle bir hüzün kaplıyor falan dedi. Hayırdır şu. Dedim ki hiç öyle bir şey yok Ali abi, ben çok mutluyum, keyfim de çok yerinde ama hani sadece bu tip haberlerle çok öne çıkmak istemiyorum. Sadece o hani içindeki o şey olmasın çünkü gerçekten çok mutluyum, çok da iyiyim ve hakikaten çok mutlu bir insanım. Bu bilinsin, önemli olan o yani, ama onun dışında ben hep işimle, yaptığım işle daha çok haber olayım yani. Peki magazin haberleri insanın üzerine bir tahrifat yaratıyor mu? Ben hiç haber olmadım da yani... O yüzden merak ediyorum. Tabii yani muhakkak bir baskı da yaratıyordur. Bir sürü yalan yanlış haber de çıkıyordur. Yaratıyordur muhakkak tabii. Sen tekzip eder miydin mesela? Doğru olduğu sürece bir sorun yoktur. Ama hani yanlış yazıldığı zaman tabii ki o bir sıkıntıya yol açıyordur. Anladım. Yani bunlar çok geride kaldı, hatırlamıyorum bile falan dediğim, öyle çok ters düştüğüm bir şey olmadı. Zaten ben gene geçen gün de böyle bir sohbette öyle geçti. Hani çok öyle hırslarım, çok büyük hırslarım olmadı. İlla çok çok büyüyeyim, duruşunda yapayım diye bir hırslara sahip olmadım. Kendi halinde ilerledi zaten. İyi anladım, yani su akıyor, yolunu buluyor bir şekilde. Yolunu buluyor, evet.